Aykut İnce zaten gündem maddesi malum, hepimizin malumu olan konular. Geçtiğimiz hafta içerisinde aslında Galatasaray'ın tepki gösterdiği durumlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Önce Konyaspor maçı öncesinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yla ilgili bir takım iddialar vardı. Bununla ilgili zaten Galatasaray Kulübü Sayın Lale Orta'nın açıklamasının ardından bir resmi metin paylaştı ve Türk futboluna, Merkez Hakem Kurulu'na ve yayıncı kuruluşa zımmen müdahale edildiğini ve Lale Orta'nın bu tavrını kabul etmek istemediklerini söylemişti Galatasaray Kulübü. Sonrasında önce Konyaspor maçında Ahmet Oğuz ve Dubois arasındaki pozisyon, sonrasında da dün Fenerbahçe maçında Osayi'nin pozisyonu ile ilgili Galatasaray Kulübü'nün maç sonunda bir takım paylaşımları oldu. Az önce zaten bunları ekrana getirdik. Yarın saat 15'te Nef Stadyumu'nda sizin de söylediğiniz gibi geniş kapsamlı bir basın toplantısı var. Buradaki satır başlarını ve yarın masaya getirilecek konuları şöyle kısaca özetlemek gerekirse, bunlardan en baştakilerden bir tanesi, az önce Mahmut Hoca da aslında kendi yorumu olarak bunu ifade etti ama Galatasaray Kulübü de Lale Orta'nın istifasını isteyecek yarınki basın toplantısında. Çünkü son dönemde ortaya çıkan iddiaların kabul edilebilir olmadığını düşünüyor Galatasaray yönetimi. Dün de Başkan Dursun Özbek bu konuda bir açıklama yapmıştı. Ben en başta bunlara inanmak istemedim. Umuyorum ki muhatapları bu konuyla ilgili açıklama yapacaktır demişti ama dün yaşananlardan sonra Lale Orta'nın istifasını isteyecek Galatasaray Kulübü ve yine pozisyonların görüntülü analizleriyle birlikte zaten dün paylaşılan tweette bu konuyla ilgili bir kıyaslama yapıldı ama yarın yine Galatasaray'ın taleplerinden bir tanesi de hatırlanacağı üzere bu sene Sivasspor, Galatasaray ve yine Beşiktaş'ın maçında VAR kayıtları açıklanmıştı. Alanyaspor Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını isteyecek Galatasaray. Burada satır başı olacak ve Galatasaray'ın belki de manşetlerinden bir tanesi olacak konu, Osayi'ye çıkan sarı kart esnasında hakem Mete Kalkava'nın vücut dili, ki zaten dünden beri burada A-Spor ekranlarında da çok fazla konuşuldu. Tüm televizyonlarda, tüm medyada çok fazla kendisine yer bulan konulardan bir tanesi. Önce elini arka cebine götürmesi Mete Hoca'nın, sonrasında sarı kart göstermesi ve bu esnada VAR'la bir diyaloğun olup olmadığı, varsa da bu diyaloğun içeriğine dair bir açıklama talep edecek Galatasaray Kulübü. Bunun dışında da tabii ki zaten dediğimiz gibi gündem malum, hakem kararları, özellikle bu hafta yaşanan Ahmet Oğuz pozisyonu ve Osayi pozisyonu benzer görülüyor. Aynı şekilde Raşitsa ve Valencia'nın penaltı pozisyonları yine Galatasaray tarafından benzer görünüyor. Bununla ilgili de açıklamalar talep edilecek diyebiliriz. Kabaca yarınki basın toplantısının gündem maddelerini bu şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii burada playoff olayı var biliyorsun. Jesus'un başlattığı, konuştuğu, söylediği playoff olayı. Bu konuyla alakalı Galatasaray'ın tavrı net. Bununla ilgili var mı bir şey? Bir açıklama gelir mi? Gelecek mi? Yani bu açıkçası hafta sonu hem başkana hem hocaya Okan Buruk'a ayrı ayrı soruldu ama yani dün başkan şöyle bir ifade kullandı. Benim muhatabım değil George Jesus'un yaptığı açıklamalar. Bu nedenle gerekli kurullar, gerekli kurumlar bununla ilgili açıklama yapabilir dedi Okan Hoca da. Zaten artık ligin bitmesine az bir süre kaldı. Böyle bir şeyin olması zaten ihtimal dahilinde değil dedi. Yani bu açıklama aslında çok da karşılık bulmadı Galatasaray cephesinde. Daha çok hakemlerle ilgili duruma dair yarınki açıklamanın yapılacağını söyleyelim. Hem bu haftaki kararlar hem de dediğim gibi çok yüksek olasılıkla Lale Orta'nın da istifasını talep edecek Galatasaray yönetimi yarın yapacağı basın toplantısında. Sorun var mı abi? Ya soru şeyi soralım. Yani tabii hep sahanın dışına çıkıyoruz ama Galatasaray'da Emre en çok konuşulan konu, hani Mertens varken başkaydık, Mertens yokken bambaşkayız konusu var. Şu Mertens'in dönüşü konusunda net bir görüş var mı, bir bilgi var mı? Onu sorayım öncelikle. Haldun abi, bize söylenen son olarak, yani bu maçtan sonra, Konyaspor maçından sonra bir milli ara var ve oyuncular izinli. Bunun dönüşünde artık Mertens'in saha çalışmalarına ve milli ara esnasında takımla çalışmalara başlayacağı. Beklenti de şu: Adana Demirspor maçında Mertens'in ilk 11'e dönmesi. Sizin de söylediğiniz gibi yokluğu bir hayli hissedildi. Son iki maçta Mertens'in yokluğu en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Adana Demirspor maçıyla ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Herhangi bir aksilik olmazsa, herhangi bir milli aradaki antrenmanlarda bir nüksetme durumu olmazsa sakatlığının, tahmin ediyorum ki Adana Demirspor maçında Mertens'i yine ilk 11'de göreceğiz Galatasaray'da. Emre, bir de Zaniolo'yu soracağım. Şimdi Zaniolo'suz da geçmiyoruz artık ama İtalya milli takımına Mancini onu buraya gönderdi. Milli takımı almak için. Şimdi galiba İngiltere-Malta maçları var. O maçlara çağırmadı. Bir moral bozukluğu veya herhangi bir konuda bir bilgin var mı diye sorayım sana.
aslında biraz daha uzun vadeli düşünüyorlar Haldun abi o konuda. Yani hemen gelir gelmez zaten şu an Galatasaray'da da 90 dakika oynayamadı ve henüz o seviyede değildi. Yine Zaniolo için de benzer bir şey söyleyebiliriz. Milli ara sonrasında artık %100 hazır hale gelmesi bekleniyor. Ondan sonraki süreçte belki bir sonraki milli takım döneminde İtalya milli takımına yeniden dönüş söz konusu olabilir ama zaten çok fazla kendini gösterebileceği ya da bir çıkış yapabileceği süre geçiremedi Galatasaray'da. Özellikle tabii burada etkili olan durumlar olağanüstü bir süreç yaşadık. Deprem süreci yaşandı. Belki lig ertelenmeseydi Zaniolo şu ana kadar çok daha fazla maça çıkmış ve fiziksel anlamda hazır hale gelmiş olabilirdi. Ve İtalya milli takımı ile ilgili de durumu daha pozitif halde olabilirdi ama zaten Galatasaray'da da henüz 2 tane 45 dakika oynayabildi Zaniolo. Onun dışında çok fazla fiziksel olarak da hazır olmadığını gördük. Muhtemelen dediğim gibi milli aradan sonra o da artık %100'üne yakın bir halde sahaya dönecek gibi duruyor. Mertens'le ilgili bir sen sordun mu? Bir şey söyledi mi Emre? Oraya evet, atladım. Mertens'in dönüşünü tamam. Adana Demirspor maçı olarak bekliyor. Yani kamuoyunda şöyle bir şey var. Yani Kayseri maçına dönecek Adana Demirspor maçını nasıl atlatacağız diyor. Herhalde Emre bilgi almıştır. Adana Demirspor maçı gerçekten de Galatasaray için önemli karşılaşmalardan biri. Onu söyledi. Yani Mertens'in dönüş tarihini tahmini olarak tabii antrenmanlara bağlı olarak söyledi. Haldun abi özür dileyerek şöyle ek yapayım. Yani bunun öncesinde de ilk maç öncesi Kasımpaşa maçı öncesinde Mertens'in sakatlık durumu ilk ortaya çıktığında da sorduğumuzda aslında çok ciddi bir sakatlığı olmadığını söylemişlerdi Mertens'le ilgili. Hatta İlk maça yetişebilir, herhangi bir ciddi durumu yok demişlerdi ama sonrasında dönüşü biraz uzadı. Bu kulüp tarafından gelen bilgi Adana Demirspor maçında oynayabilecek seviyede olacağını söylüyorlar. Biz de zaten oradaki aldığımız bilgiyi aktarmakla mükellefiz. Ya tabii ki yani doktor olmadığımıza göre, tedaviyi aynen kendimiz yapmadığımıza göre söylenenlere itibar etmek durumundayız. Yani neden bunu sordum? Galatasaray'da birçok kişi bana da sorduğu için soruyorum. Ya Mertens yok, bittik mi, ne olduk diyor. Tabii bu da işin başka bir tarafı yani başka bir noktası. Onu da söylemek lazım. Peki, benim soracağım bu kadar. Ben de yani atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum ama yok. Yani hocam senin var mı atladığın bir şey? Yok. Sevgili Emre anlattı bize her şeyi. Teşekkürler. O zaman yarınki basın toplantısına gözleri çevireceğiz.